Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Alemlerin yaratıcısı olan Allah'a hamdolsun. O her şeyin sahibidir. Bu dünyanın ve ahiretin sahibi olan Allah'tır. Mülkün gerçek sahibi Allah'tır. Ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır. Ona göre de sözlerin en güzeli Allah'a aitti. Ve hem de o demektir ki Allah'ı Allah'tan başka kimse övebilmez. Allah'ı ancak Allah övebilir. Allah tarifleyebilir. Allah'a ait söz ancak Allah diyebilir. Beşer evladının insan sınırlı olduğuna göre, mehdud olduğuna göre bizim Allah'a layık öyle bir sözümüz yoktur. Allah'ı tarif etsin, Allah'ı olduğu için tanısın. Ona göre Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de özünü nece tanıdırsa, Esma-i Hüsnalarıyla insanlara onu nece tanımasının doğru olduğunu gösterirse, biz de Yüce Allah'ı o cür tanırız, o cür inanırız, o cür itaat ederiz, o cür severiz ve tabii ki Allah'ı Allah'tan başka olduğu kimi doğru tanıdan başka bir kuvvede yoktur. Yüce Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı bütün peygamberlerin üzerine olsun. Biz her zaman söylüyoruz ve bunu söylemekte de fayda var. Bütün peygamberler İslam peygamberidir. Bütün peygamberler Müslümandır. Bütün kitaplar da İslam kitabıdır. Yani Allah'ın katında kitabın adı birdir. Lövf-i mehfuzda, o korunmuş mekanda, Allah'tan başka kimsenin dokunabilmeyeceği mekanda Allah'ın kitabı birdir. Bir merhalede o İncil adıyla nazil olmuş, bir merhalede Tevrat adıyla nazil olmuş, bir merhalede Zebur adıyla nazil olmuş. Son şekil olarak da en mükemmel şekilde Kur'an-ı Kerim adıyla nazil olmuştur. Ona göre bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onlar bizim hidayet rehberlerimizdi. Peygamberlersiz de din yoktur. Şimdi biri siz yeni böyle azmış, sapık, yanlış inançlar ortaya atırlar. Peygambere gerek yoktu, peygambere ihtiyaç yoktu. Peygambersiz din uydururlar. Bunlar hamısı cefengiyetten başka bir şey değil. Allah'a iman ve peygambere iman bizim boynumuzun borcudur. Bu Kur'an ayesidir. Bizim imanımızın şartlarından biri de bütün peygamberlere iman etmektir. Ona göre bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Son peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı. Onun mübarek ehli beytinin üzerine olsun Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı. Yüce Allah'ın yoluyla, İslam'ın yoluyla, Kur'an'ın yoluyla, peygamberlerin yoluna giden bütün insanların üzerine olsun Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı. Yüce Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı sizlerin üzerine olsun. Allah sizi hissetsin, korusun. Allah nurundan bir parça da bizim kalbimize nazil etsin. Kalplerimizi iman nuruyla nurlandırsın. Mümin o kestir ki peygamberimiz buyurur ki o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nurunun önemini de alimler üç yolla izah etmişler ki Allah'ın nuruyla bakmak ne anlama gelir? Allah'ın nuru ne anlama gelir? Bir grup alimler Allah'ın nurunun vehy olduğunu söyleyebilir. Yani mümin o insandır ki hayata, dünyaya, Allah'a, her şeye, onunla bağlı olan her şeye vehyin gözüyle bakar. Veh neye doğru değerse o da onu doğru sayar. Veh neye yalan, çirkin görerse o da onu çirkin görer. Ve hayata hansı meyananı yükleyerse mümin insan da hayata o meyananı yükleyer. Ve Allah kimdir sualına nece cevap verirse mümin de Allah'a o cür inanar. Ve peygamberler kimdir sualına nece cevap verirse o cür cevap verer, o cür tanıyar peygamberleri. Çünkü onun kalbini, tesevvürünü, ağlını vehy inşa etmiştir. İkinci bir grup alimler değiller ki burada Allah'ın nuru diyende peygamberler nezerde tutur. Çünkü peygamberler de bir nurdu. Peygamberler de hiç kes özünü peygamber ilan edebilmez. Peygamberlerin seçimi Allah'a aitti ve onlar da Allah'ın nuru olarak insanlara hidayeti gösterirler. Tebliğ edirler, işare edirler, öğüt verirler, örnekler olur, örnek olurlar. Bugün peygamberler bizim sıramızda olmasa da onlar Allah'ın huzuruna kavuşsalar da onların koyduğu irs ortadadır, örnekliği ortadadır ve onlara iman da bizim şartımızdır. Bizim için bir şart. Üçüncü grup alimler de değiller ki, müminler Allah'ın nuruyla bakar, görenin manası budur ki, Allah inanan insanlara, teslim olan insanların kalbine bir iç nuru nazil eder. İç nuru nazil eder. Hatta Abdullah ibn Mesud peygamberimizden Allah bir insanın, bir müminin kalbini İslam'a nece asar diye soruşmuş. Yani peygamberimiz söylemiş ki siz Allah'a teslim olun ki Allah da sizin kalbinizi İslam'a açsın. Abdullah ibn Mesud, o mübarek sahabe, o büyük alim, o büyük mücahid olan sahabe Abdullah ibn Mesud da
Allah Resulü'nden soruşmuş ki, ey Allah'ın Resulü, bir insanın kalbinin Allah'ın İslam'a açılması ne anlama gelir? Peygamberimiz buyurmuştur ki, teslim olan insanın kalbine Allah bir nur nazil eder, iman nuru nazil eder. O nur müminin, o insanın kalbini yuyar ve temizler. Bir müminin kalbinin İslam'a açılması budur. Peygamberimizin tarifi budur. Allah ona teslim olan insanların kalbine bir nur nazil eder, bir ışık nazil eder. O ışık müminin kalbini yuyar, temizler, kirlerden arındırar, günahlardan arındırar. Bu yolla da o Allah'ın varlık ve birliğine iman etmiş olar. Bu yolla da uca Allah onun kalbini İslam'a asmış olar diye Peygamberimiz bile tefsir etmiştir, bile yazmıştır. İstenilen halde istersiniz Allah'ın nurunu vehh kimi kabul edek, istersiniz Allah'ın nurunu peygamber kimi kabul edek, istersiniz Allah'ın nurunu Allah'ın ona teslim olanların içine nazil ettiği bir ışık kimi, bir nur kimi, bir iman nuru kimi kabul edek. Bunların hamısının birleştiği nokta budur ki, Allah ona teslim olanlara hidayet kapısını gösterir. Ve Allah bize de, milletimize ve ümmetimize ve bütün insanlara, biz dua edeğinde bütün insanlığı da onun içerisine katmalıyız. Çünkü onlar her ne kadar İslam olmasalar da onlar bizim insanlıkta kardeşimizdir. Onlar bizim insanlıkta kardeşimizdir. Bir Alman, bir İsrailoğlu, bir İngiliz olsun, bir Palyak olsun, bir Rus olsun, bir Ukraynalı olsun, her kim olursa olsun onlar bizim insan olarak kardeşimizdir. Dinde kardeşimiz olmasa da insanlıkta kardeşimizdir. Biz insanız. Onlar da Allah'ın bir ayesidir. Allah onlara da hidayet versin. Allah onların da kalbini İslam nuruna açsın ki onlar da gerçek hakikatin ne olduğunu bilmiş olsun aziz dostlar. Ona göre Allah'ın nuru sizin ve ailenizin üzerine nazil olsun. Sizin kalbinizi iman nuruna açsın. Evlerinizi, canınızı, sağlamlığınızı, ailenizi, ruzinizi bereketlendirsin. Ailenize güzel, hayır, bereket getirsin. Evlatlarınız güzel aileler kurmayı nasip etsin. Onlar güzel insanlara nasip olsunlar, kısmet olsunlar ve öyle güzel, sağlam bir iman ailesi kursunlar ki inanan insanların sayını çoğaltsınlar. İnanan insanların sayı, gerçekten inanan insanların sayı çoğalsa dünyamıza da huzur gelir, barış gelir. Bu gerçekten bir hakikattir. Ve bizim şuarımız, ölçümüz, her zaman söylediğimizin biri de budur ki aziz dostlar, mümin mene ne diyebilmez. Biz böyle düşünebilmeliyiz. Menne ne asılıdır ki? Men ne edebilirim ki? Men bir adamım ki? Tek adam ne edebilir ki? Biz elimizden geleni etmeliyiz. Bütün çetinliklere bakmayarak ne kadar imkan varsa o kadar. Ne kadar gücümüz çatırsa o kadar insanlar içerisinde imanın, İslam'ın, Kur'an'ın yayılmasına yardımcı olmalıyız. Ve bunun da sevabının ne kadar büyük olduğunu hamımız biliriz. Uca Allah bizi Kur'an'ı öğrenenlerden ve öğrenenlerden etsin. Allah size hayır bereket versin. Aklınıza iman nazil etsin. Kalbinize iman nazil etsin. Aklınızı nurlandırsın. Vicdanınızı ve kalbinizi nurlandırsın. Ve bu dünyada biz Müslüman kimi Allah'a teslim olmuş adam demektir Müslüman bilirsiniz. Allah'a teslim olmuş insanlar kimi yaşayak ve Allah'a teslim olmuş insanlar kimi de uca Allah bizim canımızı alsın. Ve ahiretinde Allah'ın cennetini hak eden kullarından etsin inşallah. Allah bizi burada cem ettiği kimi cennetle de cem etsin. Aziz dostlar, biz Kur'an'ımızı öğrenmeye, aya aya gitmeye, söz söz öğrenmeye devam ederiz. İşimiz de Kur'an'ın doğru anlaşılmasıdır. Çünkü iman ağacı İslam alimlerine göre, iman ağacının öyle bir şey, bir neçe hissesi var. İman ağacının bilirsiniz ki bir ağacın önce olan şeyi köküdür. Yani bir ağacın kökü olmasa o ağaç ayakta duramaz. Bir ağacın kök nedirse, bir iman içinde kök, yani iman ağacınız olsa, iman ağacının kökü var mı deseniz, iman ağacının kökü merifet değildir İslam alimleri, merifet. Merifeti bizim dile tercüme etseniz bilmek demektir. Yani bir insan iman etmek isteyen, Allah'ı tanımak isteyen, İslam'ı tanımak isteyen, hoşbeht olmak isteyen, Allah'ın dediği kimi yaşamak isteyen insanın ilk göreceği işi, yani iman edecek insanın ilk göreceği işi Allah'ı tanımaktır. Buna derler merifetullah. Merifetullah yani Allah'ı tanıma ilmi. Niye göre birinci sıraya biz bunu bu ağacın kökü merifeti hesap ederiz? Çünkü Allah'ı tanımayan ona inanmaz. İnsan tanımadığı bir şeye nice inanabilir? İnsan tanımadığına inanmaz. İnsan tanımadığına teslim olmaz. İnsan tanımadığının
dediklerini kabul etmez, insan tanımadığının dediklerini yaşamaz. Yani hayatına taşınmaz olur. Demeli, iman ağacının birinci kökü merifettir. Yani merifetullah'tır, tanımaktır. Bizim bugün gördüğümüz iş bu hissedir. Yani neden biz her hafta buraya yığışırız, dilimiz döndüğü, gücümüz çattığı kadar sizden bir yerde sohbet edirik. Maksadımız buna bile Türkçesini desem bilgilendirmektir. Yani malumat vermektir. Yani Allah'ı tanıtmaktır. Niye göre bunun üzerinde bu şekilde durduk? Çünkü tanınmadan bu iş olmaz. Ve karşımıza koyduk kaynaklar da nedir? Kaynağın birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü biz Allah'ı tanımak istedik, hayatı tanımak istedik, peygamberleri tanımak istedik, özümüzü tanımak istedik, öyle değil mi? Bunun da yegane Allah'ı tanımak yegane kaynağı kitaptır. Ve insanı kimden öğreneceksiniz? Sualın cevabı da budur. İnsanın ustası kimdirse ondan öğreneceksiniz. İnsanın ustası Allah'tır. O yarattığını çok güzel tanıyır, en güzel tanıyır, neye ihtiyaç olduğunu bilir. Ona göre bizim birinci işimiz merifetullah ilmidir. Yani insanlara Kur'an'ı tanıtmaktır. İkinci imanın şartı nedir? İkinci imanın şartı bak kalple tasdiktir. İman nedir? İman birinci merifetullah'tır. Bir insan kalbiyle bir şeye he demelisiniz. Bir şeye razı olmalısınız. Bu hayatın her sahasında böyle değil mi? Siz görmediğiniz, tanımadığınız birine nece aile kurabilirsiniz? İlk işiniz nedir? İlk iş değilsin ki ben onu tanımıyorum. Onu tanımaya ihtiyacınız var. Bunu yani misalını desem en rahat şekilde anlaşılması için. Yani bir insan bir işi görmek isteyirse önce onu tanıması lazım. Bir insan bir insanla alaka kurmak isteyirse, kohum olmak isteyirse, aile kurmak isteyirse, onunla beraber iş görmek isteyirse ilk şart onu tanımasıdır. Çünkü tanımadığınız zaman siz iş görebilirsiniz. Ona göre de imanın ilk şartı budur. Bundan sonra ne olacak? Ha, kalbiniz ona yattı mı? Mariflendirdiniz. İnformasyalar, aldığınız bilgiler, kitaptan aldığınız bilgiler yavaş yavaş şuura çevrilmeye başladı. Yavaş yavaş şuur, tanıdınız yani. Bak, malumat şuura çevrildi. Bilgi bilince çevrildi. Düşünceye çevrildi. Kalbiniz bu işe yattı. Gerçekten Allah'ı tanıdıksa onun ne kadar bir kudret sahibi olduğunu inandınız, bildiniz ve kalbiniz onu tasdiklemeye. İman ağacının ikinci şartı bu. Kalbimle teste gideceğim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ben Allah'a iman ettim, onun peygamberine iman ettim, onun getirdiklerine iman ettim demek sadece dinle olmaz. Bakın ne söylüyorum. Üç meleden söhbet edelim. Yani iki meleden söhbet edelim. Önce tanımak, tanımadan iman, buna İslam alimleri teklidi iman diyor. Teklidi ne demek? Yamsılama iman, kulaktan dolma. Adamın dini bilgisi kulaktan dolmadı. Nenem böyle deyirdi, babam da öyle deyirdi, komşumuz da böyle deyirdi. Komşumuzda bir arvat var, o da dinlen bile danışırdı. Yani adamın bilgileri tamamıyla şaya, gıybet üzerinde kurulur. Ya bir insan öz ahiretini ve bu dünyadaki akıbetini halledecek en mühim strateji bile diye kitabını kulaktan dolma bilgilerle öğrenebilir mi? O tür imana da ne olur? Teklidi iman diye İslam alimi. Yani yamsılama, bilgiye dayanmayan, tanımadan, o başkasına benzeyip ona okşamak şeklinde. Zahiren namaz kılır ama namazdan haberi yok. Kur'an okuyor ama Kur'an'dan haberi yok. Teklidi değil, yani yamsılı değil. Onu İslam istemir onu. Peygamber onu istemir. Anlamak şartı olur. Yani ona göre de ilk ayı olan ikra emri tanı emridir. Anla emridir. Öyle ki tanıdınız, kalbiniz bu işe yattı, kalbinizde bir nur yarandı, formalaştı, kalbiniz onu tasdik edecek. Yani yüreğinizin dibine kadar emin olacaksınız ki Allah'ın, Allah, la ilahe illallah diyecek kalbiniz. Üçüncü şartı İslam alimlerine göre dille ikrardı, dille söylemek. Bakın, merife, tanıdınız, kalbiniz tasdik etti, üçüncü merhale geldi. Dille de diyeceksiniz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bunu dille ikrar edeceksiniz, söyleyeceksiniz. İman ağacının dördüncü merhalesi geldi. Yani meyvesi geldi. Bir ağacın kökü var, bir ağacın gövdesi var. Bak, kökü oldu merifet, tanımak. Gövdesi oldu, kalbin tasdik edilmesi. Kalbim yattı bu işe. Ben Allah'a gerçekten inandım ona. Budakları da olsun dilinle söylemeniz. Yerde ağacın daha ne olur? Meyvesi kalır. Meyve kaldı. Meyve ne onda? Merifet, kalple tasdik, dille söylemek. Merifet de salih emeldir.
Salih emel yani islah eden emel. Salih emelin özelliği budur ki yalnız özünüze ait değil, insanlara aittir. Bir şeyi düzeltmek, bir güzelliği yaymak, mesela imanı yaymak, Kur'an'ı yaymak, bir insanı imana getirmek. Bu dört şey olması lazım. Emel de imanın elametidir. Yani sadece ben Allah'a çok severim, Allah'a inanırım, Allah'tan başka Allah yoktur bildiğim demeyle iş yekunlaşmır. Aynı zamanda bunun emel olarak göstermesi lazım. Yani siz Allah'a, biz Allah'a severim söylesek, itaat ederim söylesek Allah da bize bunu söylüyor. Gecenin karanlığında sübh namazı vardı, sen orada görmedin. Karanlığında yeryüzünde yüz binlerle insan elini açıp Allah'a dua edirdi, namaza kalkmıştı. Allah'ım bizi bağışla derdi, sübh namazını kılırdı, sen namaz kılanlar içerisinde görmedin. Günorta namazı geldi, seni aktardım, sen namaz kılanlar arasında görmedin. İkindi namazı geldi, seni gözlerim yine aktardı, orada da tapamadım seni. Akşam namazı mescide baktım ki belki orada olursan orada da olmadın. Gece namazı geldi, orada da olmadın. Vitir namazı geldi, orada da olmadın. Mübarek Ramazan ayı geldi, oruç tutanlar arasında sen aktardın, orada da yokuydun. Suriye'de, Felestin'de, yeryüzünde Müslüman uşaklarının kanı töküldü. Onlara itiraz eden, onlara yardım eden insanlar arasında senin sesini hiç duymadın bunu. Ya sen beni sevdiğini mi iddia edirsin? Sevginin alameti İslam'a göre nedir dostlar? Sevginin alameti itaattir. Seven sevdiğine itaat eder. Kur'an'ı sevdiğimizi iddia edirikse Kur'an'a itaat etmemiz lazım. Hem Kur'an'ı sevdiğimizi iddia edirikse hem de rüşvet alırsa biz Kur'an'a inanmırız demek. Sevginin ikinci alameti elagedir. Türkler ilgi değiller. Yani maraklanmaktır. Mesela seven sevdiğine maraklanır öyle değil mi? Bir kız, bir oğlan bir kız istese telefonla onu aktarar, onun arkasında gider. Onun yüreğini hoş eder, ona güzel söz diyer, ona bir hediye alar, onun ayağına bir tikanın batmasını istemez. Ondan ötürü darıkar, gözünün kabağından o gitmez. Neye göre de bunlar hamısı? Çünkü sevgi var canında. Siz Allah'a ilginiz, marağınız, vaktiniz arttıkça Allah da size yakınlaşar. Allah buyurur ki, kullarım bana ferzlerle yakınlaşırlar, nafilelerle yakınlaşırlar, nafile ibadetlerle yakınlaşırlar. Kulum bana ne kadar yakınlaşırsa ben de ona o kadar yakınlaşırım. Burada tabii ki yakınlaşma dediğim manevi yakınlaşmanın söylediğidir. Yüreğin Allah'a çok yakın olacak. Ona göre de bu dört şartın dördü demeliyeceği. Yani dinimizi gerçekten kaynağından öğreneceği merifet olacak. Gerçekten kalbimiz bu işe yatacak. Kalbimizin dibine kadar Allah'a inanacağız. Kalbimiz bunu tasdik edecek. Gerçekten dilimizden bunu, yüreğimizden gelen bir söz gibi, vicdanımızdan gelen bir söz gibi bunu tasdik edecek. Ve nihayet bunları emelimizden subut edeceğiz. Bir insan kış demeden, kar demeden, soğuk demeden, seherler durup sübh namazını güzelce kılırsa o Allah'a itaat edilir. Zekatını verirse, orucunu tutursa, namazını kılırsa, insanlar arasında imanını yayırsa, dünyanın, insanlığın, ülkesinin, komşularının güzelleşmesini, bu güzelliğin yayılmasını isteyirse o hem de emel sahibi olmuş olur. Yani Müslüman dinimize göre sadece özü için yaşayan insan değil. Ben Müslümanım elhamdülillah, namazımı da kılarım, başkalarında hiçbir işim yok, aramda yemerim, otur adam. Buna biz pasif insan değil. Ve biz hamımız o cirlesek, biz dini kim tebliğ edecek? Dini kim yaşayacak? Mescitlere kim gelecek? Ona göre aziz dostlar, bizim sizinle gördüğümüz iş bu işin birinci hissesidir. Ne kadar biz Kur'an'ı doğru tanısak, merifet ilmine o kadar yiyelensek, imanımız o kadar güçlü olacak. Sarsılmaz imanımız olacak bizim. İnşallah ki biz de bunu etmeye çalışırız. Allah da bize hidayet versin. Allah da bize güç versin ki bu işi görmeye çalışalım. Ve tabii ki buraya gelenler de bilir ki mesela ne kadar şeyler öğrendik biz, ne kadar şeyler öğrenirik biz, ne kadar biz doğru şeyler işitebiliriz, ne kadar dinimizi yeniden okuduk. Bunlar dini tanıdıkça heyretimiz artacak, sevgimiz artacak, bilgi arttıkça, Allah'ı çok tanıdıkça bizim ona da muhabbetimiz o kadar artacak. Biz Allah'ı ne kadar çok sevsek Allah da bizi o kadar çok sevecek. Ben her zaman bunu söylüyorum. Acıların, yetimlerin, mezunların kapısını açın ki Allah da sizin kapınızı açsın.
Yetimlerin başını sıralayın ki Allah da sizin başınızı sıralasın. Bunun yolu budur. Allah'ın rahmetinin bereketi haradadır? Allah'ın rahmeti, bereketi, himayesi, her şeyi, bütün güzellikleri haradadır diyelim? Mezlumların dualarının içindedir. İnsanların dualarının içerisindedir. Çalışın ki yetimlerin, kimsesizlerin, darda kalanların, azların, yolda kalmışların, imkansızların dualarını alın. O duaları almakla Allah'ın huzuruna gidin. Ona göre yetimler ahirette şahidiniz olsun. Yetimler, mezlumlar, kimsesizler ahirette size şahit olsa ki Allah'ım bu bizi dardan kurtardı, bu bize yardım etti, bu bize yol gösterdi. Ben inanırım ki Allah'ın rahmet denizi duşa gelir. Çünkü yetimlerin duası olan bir insana göre Allah'ın rahmet denizi duşa gelir. Allah onu asla cehennem ateşine atmaz. Bizim eğer hatırlıyorsa öten sefer geldiğimiz ise yani Kur'an'ı tanıma babından öğrendiğimiz ise oydu ki biz sizinle Bismillahirrahmanirrahim bu ailelerin üzerinde durduk. Sen onların hayatta bütün insanlardan hatta müşriklerden de daha heris olduğunu göreceksin. Kimlerin? İsrailoğullarının. Onlardan her biri min yıl ömür sürmeyi ister. Halbuki uzun ömür bile onları azaptan uzaklaştırabilmez. Allah onların ne ettiklerini görür. Yani sonunda da Allah'ın El-Besir ismi üzerinde dayanmıştır. Ve kısaca hatırlatırım ki burada İsrailoğulları cennetin onlara mahsus olduğunu söylüyorlar. Allah'ın seçilmiş kulları olduğunu, onlar olduğunu söylüyorlar. Ve Allah da emredir ki eğer biledirse onlara deyin ki özünüzü ölüm isteyin. Sonra da onların sahtekar ve yalancı olduğunu ifşa edilir. Onlar diye asla ölüm istemezler. Niye göre? Çünkü onlar dünyanı çok sevirler. Neyi sevdikleri de ben size saydım. Zafer isteyirler, sağlamlık isteyirler, oğul isteyirler, pul isteyirler, zenginliği isteyirler ve min yıl ömür isteyirler Allah'tan. Bunlar ister, bunlar ne var? Hiçbiri ahiret istemez. İndi devamında yine de 97. ayda Bismillahirrahmanirrahim. Hoca Allah böyle buyurur, de. Yani peygambere de buyurur ki, de. Cebrail'e düşman olan kes bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı özünden evvelkileri tasdikleyen, müminlere doğru yol gösteren ve müjde veren bir kitap kimi senin kalbine o nazil edilmiştir. Bakın burada neçe hisse var. Birinci budur ki Cebrail'e düşman olan kesler bilsin ki. Bunun üzerinde dayanacak ki neden İsrailoğulları Cebrail'e düşman hesap edilir? Peygamber'e düşmançilerini başa düştük. Onlardan değil, Arap değil, onlara karşı pahaldılar, kıskançlılar, onun güçlenmesini istemirler. Peygamberlerin özlerine olmasını istediler ama neden bunlar Cebrail'e düşmendi? İnşallah bunun üzerinde dayanacağı. İkinci buyurur ki, Allah'ın izniyle Kur'an Allah'ın kitabıdır ve Allah'ın izniyle nazil olmuştur. Bunu söylüyor. Bu Kur'an'ın bir özelliği budur ki, bir, Allah onu nazil etmiştir. Bakın peygamberimize atılan iftiraları reddediyor. Onlar dediler ki bunu özü yazır. Sonra yazma okuma bilmediğini bilenden sonra dediler ki kimse buna değil o yazır. Uca Allah o fikri dağıdır ve reddedir. Buyurur ki Kur'an Allah'ın kitabıdır. Üçüncü özelliği budur ki Kur'an öyle bir kitaptır ki özünden evvelkileri destekleyir. Neye göre İsrailoğulların huzurunda bunu söylemesini isteyir? İsrailoğullarına demek isteyir ki sizin Tevrat'ı da Kur'an destekleyir. Sizin Tevrat'ı gönderen Allah hansa Allah'tırsa, Kur'an'ı nazil eden Allah da hemen Allah'tır. İncil'i nazil eden Allah hansa Allah'tırsa, Kur'an'ı da nazil eden Allah hemen Allah'tır. Ve o özünden evvelkileri destekleyir. Kur'an bilirsiniz ki bütün peygamberleri bir manalı şekilde destekleyir. Peygamberlerin filozoflardan farkı da budur. Filozoflar özünden evvelkileri reddederler, beğenmezler. Ama peygamberlik üstü beledir ki peygamberler özünden evvelki peygamberleri tasdik ediyorlar. Peygamberimiz öz peygamberliğini bir güzel dikilmiş binaya benzerir. Diyelim ki bir binaya girmişsiniz, güzel bir saraya girmişsiniz. O saray bütün güzelliğiyle insanı heyran eder. Ama diğer o sarayın yukarısında bir kerpiç düşün. Ben diğer o saraydaki o kerpicim. Bakın bütün dini ben getirdim söylenir. O sarayı ben diktim de söylenir. O saraydaki en güzel kerpiç de menem de söylemir.
Ne deyir? Deyir, girdiğiniz o mühteşem sarayın içerisinde yukarıda düşmüş, eksik olan bir kerpiç var. O benim. Ben geldim, o binanın eksik olan yeri tamamladım deyir. Bakın, peygamber dini tamamladım deyir. Düşmüş kerpiçe benzedir özünü. Yani ne İsa'nı inkar etmir, ne Musa'nı inkar etmir, özünden evvel olan hiçbir peygamberi inkar etmir. Eksine onlar benim kardeşimdir sevgili. İsrailoğullarına deyir ki, biz Musa'ya sizden daha yakın. Musa peygamber hakkında deyir ki, Musa benim kardeşimdir. Dördüncü özelliği bu ayette nedir? Bu kitabın müminlere doğru yol gösterir. Bak lütfen fikir vererek müminlere doğru yol gösterir. Bir kitap kime doğru yol gösterir? Bayağı söyledim. Bir kitaba inana doğru yol gösterir. Bu Bekare suresinin evvelinde de vardı, eğer hatırlayırsınız. Bu kitap içinde şüphe olmayan kitaptı. Bu kitap müttegilere doğru yol gösterir. Yani gerçekten biz Kur'an'a inansak, Kur'an'a kalbimizi açsak, Kur'an'a teslim olsak, Kur'an bize doğru yol olduğunu gösterir. Siz bir beletçiye inanmırsınızsa, bir yol gelirsiniz, önünüzde bir beletçi var. O beletçi diyor ki, ben size doğru yol göstereceğim ama siz ona inanmırsınız. İnanmırsınız, sonlarca gidersiniz mi? Ona göre Kur'an-ı Kerim, Allah Kur'an-ı Kerim'e teslim olmamızı istiyor ve buyurur ki, müminlere doğru yol gösterir. Ve beşinci özelliği de bu ayette budur ki, müjde veren bir kitap. Kur'an'ın özelliğinin, peygamberin de özelliğinin biri budur. Peygamberler hem haberdar edirler hem de müjde verirler. Haberdar edirler neden? Cehennem ateşinden haberdar edirler. Yani korkudurlar, tehdit edirler. Derler ey insanlar, bak bunları etmeseniz mecbur etmirler. Lütfen dikkat edin. Haberdar edirler. Siz oğlunuza, kızınıza, komşunuza, bir insana diyorsunuz ki bak ben seni haberdar ederim. Cehennem var. Cehenneme girenlerin özellikleri bunlardır. Ama seçim sana aittir kardeşim. Biz kimse döye döye zorla dine getiren melek. Çünkü dinde mecburiyet yoktur. Ama haberdar etmek peygamberlerin de borcudur, bizim de borcumuzdur, vazifemizdir. Bizim vazifemiz bunları söylemek. Bir de peygamberlerin ve kitapların bir özelliği bu haberdarın eksili, müjde vermektir. Bilirsiniz ki müjde sözü müsbet mana taşıyır. Yani müjde hayır haber demektir, hoş haber demektir. Peygamber sözü de esli Farsça değil. Peygamber, Kur'an'da peygamber adında iki tane söz var. Biri Nebi'di, biri de Resul. Yani peygamber sözü Kur'an'da yoktu. Peygamber Farsça bir sözdü. İki hisseden ibaretti. Peygam ve beriden. Peygam hoş haber demekti. Müjde demekti Farsça. Beriden Farsça getirmek demekti. Yani ikisini birleştirseniz bu olur. Peygamber kim olmuş olur? Hoş haber, müjdeli haber getiren adam olmuş olur. Ama Arapçası Kur'an'daki varyantı Nebi ve Resul'dur. Nebi ve Resul anlamına getir. Ona göre de Kur'an-ı Kerim burada müjde veren bir kitaptı ki senin kalbine vehin iniş yerini gösterir. Ve hara inir. Hara nazil olur. Peygamberin kalbine nazil olur. O peygamberin kalbine nazil olan o Kur'an'ı kim nazil edir? O nazil edir. Yani Allah nazil edir. Bütün o İsrailoğullarının ileri sürdüklerinin hepsini burada bir bir reddetmiştir. Bak burada önce ben neden başlayacağım? Bak Cebrail'e düşman olandan başlayır. Yüce Allah. Kullarla bağlı ben size ne söyleyebilirim? Birisi bildiğiniz bir şey budur ki, Cebrail vehmeleğidir. Yani melekler çoktu. Dört büyük melekler var. İnşallah onların da bir defa meyyen kadar tokunmuş burada. Yeri geldi içeri bir hakkında bilgi de verelim. Bugün Cebrail üzerinde dayanıp bu aya, biz de onun üzerinde biraz dayanırız. Yani buradan malum olur ki İsrailoğulları Cebrail'e düşmendiler. Niyesini ben açıklayacağım burada inşallah. Cebrail'le bağlı bildiğimiz budur ki Cebrail vehmeleydi. Yani ele bil ki Allah'ın kaydası budur ki biz buna sünnetullah diyoruz. Allah her işi nizamla görür. Allah her işte bir bölgü koymuştur, bir kayda koymuştur, bir ölçü koymuştur. Kur'an'da buna kader değildir. Kader Arapça ölçü demekti. Yani kanun demekti. Allah bile değil, öz kefine istediğimi eleyerim diyen Allah değil. Allah her şeyi bir ölçüye bağlamıştır. Mesela insan için iradeni bir ölçü koymuştur. İradeli olmak insanın kaderidir. Siz diyebilmezsiniz, ben iradeli olmayacağım. Sen demeyin mümkün değil. Sen istesen de istemesen de iradeli olmaya mecbursun. Çünkü biz her gün seçirik. Suyu seçirik, yemeği seçirik, paltarı seçirik, aile hayatı kuranda hayat yoldaşımızı seçirik, evi seçirik. Her an seçirsiniz. Seçme insanın özelliği, insan seçme özelliğiyle yaratılır. Bu bir kanundur. İnsanlığın çoğalma kanununu koyup, öyle değil mi?
Biz buna çoxalma qanunu deyirik. O qanunda nədir? Uca Allahın qanunu budur. Mən sizi bir kişi ilə bir qadından yaratdım. Ölüm qanunu qoyub. Ölümlü olmaq insanın qədəridir. İnsan ölümdən qaça bilməz. Bu bizim qədərimizdir. O yazılıb və gələcək. Bizim ondan qurtuluş çarəmiz yoxdur. Cənnət və cəhənnəmin olması da qədərdir. Bu işlərin içərisində Allah eyni zamanda yaratdığı mələklərə də vəzifə yükləyib. Cəbrail adlı mələyə yüklədiyi vəzifə də budur ki, o vəhy mələyidir. Yəni, peyğəmbərlərə, bax, peyğəmbərimizə demirəm, bütün peyğəmbərlərə gətirilən vəhyi gətirən mələk Cəbraildir. Burada bir məsələ də deyim, Allahın dili ərəbçə deyil. Bunu bəzən insanları belə ərəb dili müqəddəsləşdirirlər, insanlar da qorxuzurlar. Yəni ki, ərəb dilini bilməsən halın nə olacaq, cənnətdə Allah bizdən hansı dildə danışacaq, belə-belə suallar da verirlər. Allahın dili ərəbçə deyil, Quranın dili ərəbçədir. Əgər siz desəniz ki, Allahın dili ərəbçədir, bunun mənası bu olur. Allah ərəbçə danışır demiş olursunuz. Allah ərəbçə danışır desəniz, Allaha bir şeyə bənzədirsiniz, bənzətmirsiniz. Bənzədirsiniz. Yəni desəniz ki, Allah ərəbçə, Allahın dili ərəbçədir, onda Allah ərəbçə danışmış olur. Allah ərəbçə danışsaydı, Allah bir insana bənzəyərdi. Amma Quranın təsbiti nədir? Allah heç bir şeyə bənzəməz. Allahın dili Allahçadır. Biz onu bilmirik. Allah o mənanı yükləyir Cəbrailə, o dillə, Allahın bildiyi dillə, Allahca olan mənanı. Ona görə heç bir dil müqəddəs deyil. Türk dili müqəddəs dildir, Azərbaycan dili müqəddəs dildir, bu nədir? Ərəb dili müqəddəs dildir, İngilis dili müqəddəs dildir. Müqəddəs dil yoxdur. Qur'an-ı Kerimə görə müqəddəs olan yalnız Allahdır. Çünki müqəddəs toxunulmaz deməkdir. Allah o mənanı yüklüyür, yəni Allahca olan, Allahın bilgisində olan o mənanı yüklüyür Cəbrailə, belə söyləyirəm. Cəbrail o mənanı gətirir, Peyğəmbərin qəlbinə o şifrəni ərəbcə nazil edir onun qəlbinə. Peyğəmbər o mətni ərəbcə bizə çatdırır. Əgər yalnız bir dil müqəddəs olsaydı, onda bəs İsa Peyğəmbərə göndərilən vəhin dili nədir? O ərəbcə deyil, o aramicədir. 124 min Peyğəmbər olduğunu söylüyorlar. 124 min Peyğəmbərin hamısının adını biz bilmirik. Qur'an-ı Kerim'de de 124 bin peygamber olduğu söylenilmir. Qur'an-ı Kerim'de 28 peygamberin adı var. E değil mi? O peygamberlerle münasibetlerde de öyle değil mi? İncil başka bir dilde nazil olmuş, Tevrat başka bir dilde nazil olmuş, ondan sonra Qur'an-ı Kerim başka bir dilde nazil olmuş. Ama istenilen halde burada ikinci meyana nedir? Peygamber, bunu öten seferde söyledim. Peygamber olsa bile bir insanın Allah'la bir başa danışma imkanı yoktur. Bunun için ben iki ayet söylüyorum. Birinci Kur'an-ı Kerim buyurur ki, beşer evladı Allah'ı gözüyle göremez. İki, beşer evladını yani yarattığım insanların bir başa Allah'la ünsiyet kurma imkanı yoktur. Bir insan Allah'la, yani bu peygamberlere aitti. Bu peygamber Allah'la üç vasıtayla alakalı olur. Kur'an'ın tespitidir bu, bizim tespitimiz değil. Birinci budur ki Allah mənanı Peygamberin qəlbinə ilham edir. Peygamberin qəlbində bir məna yaradır. İkinci, Cebrail adlı mələyə yüklüyür mənanı. O Cebrail Allah'tan aldığı mesajı gətirir, Peygamberə göstərir, yəni verir. Onun göstərmə şəkillərini de deyəcəm sizə burada. Üçüncü de Allah Peygamberlərindən bir pərdə arxasından danışır. Pərdə də deyəndə İslam alimləri nəyə nəzər tutdular? Biz burada o ayəni də oxuduq. Xatırlayırsan, Musa Peyğəmbər Tur-i Sinaya gedəndə orada bir ağaçdan, bəzi mənbələrdə koldan səslər eşitdi. Ona vəh olduğunu bildi. Pərdə odur. Yoxsa peyğəmbərlər birbaşa Allahla danışa bilməz. Quran bunu rədd edir. Ona görə də Allah nə seçir? Vəh mələyi seçir. Vəh mələyi kimdir? Cəbraildir. Cəbrailin işi nədir? Allahın mesajını, Cəbrailin gətirdiyi mesaj, Cəbrailin mesajı deyil. Cəbrail onun üzərinə nə bir şey artıra bilər, nə bir şey eksilə bilər. Allah onu xüsusi mühafizə ilə, belə deyək, xüsusi bir mühafizə sistemi ilə göndərir. Yəni, kiminsə Cəbrailə belə deyək, yolda müdaxilə edib, Allahın göndərdiyi mənanı almaq, təhrif etmək, pozmaq, artırmaq, əks etmək imkanı yoxdur.
O Allah'ın bir başa belə deyək garantiyası, himayesi, koruması altında olan bir melekdir ve o aldığı vəhi yani %100 Allah'ın sözüdür. Ona göre biz ne deyirik? Kelamullah deyirik. Getirir peygamberin qəlbini nazil edir. Görünmə şəkilləri var, onda inşallah üzerinde duracaq. Ve biz Kur'an-ı Kerim'e kelamullah deyirik. Cebrail'in kelamı demirik, Resulullah'ın kelamı demirik. Kelamullah, Allah'ın kelamı deyirik. Allah'ın sözü de demirik. Ya, Ərəb dilinde sözle kelmenin de fərqi var. Kelme iz koyan sözü deyilir. Yara açan. O kadar təsirli bir sözdür ki, bəzi Kur'an okuyanları görürsünüz, hiç Kur'an Ərəb dilini bilməsiniz belə, insanın tükləri biz-bizdir. O kadar möhtəşəm bir səsi, avazı, səslənmə sistemi var ki, ilahi bir nizam var onun içərisində. Yəni, başqa heç bir kitabda o gücü yoxdur. Cebrail Yahudilərdə də var, Hristiyanlarda da var. Yəni, İslam'a ait bir anlayış deyil, Peyğəmbərə ait bir anlayış da deyil. Hamısında da vəhy mələyidir, hamısı da onu tanıyır. Bax, müxtəlif adları var, burada mən seçdim onu. 13 tane adını seçtim. Mesela bak kaynaklarda Cibril var. Cibril. Kaynaklarda Cebril var. Kaynaklarda Cebreil var. Kaynaklarda Cebreille var. Kaynaklarda Cebreilla var. Kaynaklarda Cebrail var. Kaynaklarda Cebrail var. Cebrail var. Cebrail var. Cebreil var. Cebrein var. Cibrin var. Cebrail var. Müxtəlif dillerde olabilir bu. Elə deyil mi? Biz Meryem deyirik. Kur'an'da da Meryem deyir. Ruslar Maria deyir. Rusların Mariyası Meryem deyir. İngilizler de Mary deyir. Ərəblər Yusuf deyir. Biz de Yusuf deyirik. Ruslar Yosef deyir. İngilizler Joseph deyir. Elə deyil mi? İbrahim de Yahudilerin ve İngilizlerin dediği Abraham. Deyin Abraham. Hemen Abraham. Abraham kim? İbrahim de. Yani sözlerin mənaları, lügatdaki mənaları farklı olabilir. Bu birisi neye benziyor? Mesela su sözü var. Biz su deyirik. Farslar ab deyir. Ab. Abdest alırsınız. Ab ne demektir orada? Ab su demektir. Dest de farsça el demektir. Bizdeki Azerbaycan dilindeki bir sıra termi sözler, dini sözler fars dilinden gelir. Niye göre? Çünkü bize İslam İran üzerinden gelir. Bunun təsiri var. Yani o yolu keçdikçe, o yoldaki bir sıra özellikler de götürüp, onunla mesela biz oruç deyirik. Ərəbcəsi oruç deyirik. Oruç sözünün oruçlu ay deyirik. Ramazan ayına biz oruçlu ay deyirik. Ərəbcəsi savmdır, oruç deyil. Oruç farsça bir sözdür. Oruç sözünün farsça karşılığı ruze sözüdür. Ruz farslar güne deyirlər. Ruze, orada bir e artırlar, olur günlük. Yani orucu gün gün tuttuğumuza göre bize de oradan gelir. Oruç, oruç. Oruze, bak ruze, oruze, oruç formasına deyil. Değişme oruç bile. Şimdi biz suya su deyirik. Farslar suya av deyir. Ərəblər suya ma deyir. Ruslar vada deyir. İngilizler vote deyir. Ama hamısı iyidir. Mahiyetinde fark var mı? Hiçbir fark yok. Yani sözdeki mənalar, sözdeki mənaların sözdeki adları değişebilir. O mənayı değiştirmez. Siz su mənasını hansı söz dilinden deyirsiniz deyin, o gidip suyu getirecek size. Bu mənada bunu ifade etmiş olur. Bəzi alimler deyirler ki, Cebrail sözü iki sözden yaranmıştır. İki sözün birleşmesidir. Biri cibir sözüdür. Cibir, cibir. Qul demektir. Bir de orada bir il hissesi var. Cibril ya da Cebrail dediyseniz, o da bir sıra dillerde Allah mənası daşıyır. Yani ikisini birleştirseniz olur Allah'ın qulu. Yani bazı alimlere göre Mikail de belədir. O Mikail de geleceği çünkü İsrailoğulları Mikail'i sevirler. Peygamber'e deyirler ki, eğer sana vəh getiren melek Mikail olsaydı sana inanardı. Ama sana vəh getiren melek Cebrail olduğuna göre ona inanmıyoruz. Biz niye onu deyirlər? İnşallah vaxtımız çatsa oraya geleceği. Mikail sözde mik ve il hissesinden ibarətdir. Allah'ın qulu mənasını gəlir yine. Allah'ın qulcuğazı, küçük qulu, bir de tercüme edənlər var.
Bunu ben haradan götürmüşüm? Abdullah bin Abbas söylüyor, Ali bin Hüseyin söylüyor, İkrime söylüyor. Bunların görüşüne göre hem Cebrail sözü hem Mikail sözü iki hisseden ibarettir. Manası kul ve Allah. Birleştirsek Allah'ın kulu anlamını gelir. Bunların içerisinde yani bütün dinlerde olduğuna bağlı mesela bizim burada 53. suremiz var. Orada En-Necm suresi var. Necm uğrunu demek Arapça. Oradan ben birisinden okuyayım ki daha ilmi olmuş olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Orada Hüce Allah buyurur ki En-Necm suresi. Birinci ayetinden başlayalım ayetinden. Andolsun bakmakta olan uluza. Bilirsiniz ki Hüce Allah alimlerin hesaplamasına göre tahminen 17 varlığa and içir Allah. Dağa and içir, geceye and içir, şefeğe and içir, gündüze and içir, ulduza and içir. Bunlara and içir. Alimler değiller ki Allah neye and içirse o insanlara şahit olacak. Andolsun bakmakta olan uluza, sizin yoldaşınız ne haktan azmış ne de yoldan çıkmıştır. O öz isteğiyle danışmır. Peygamberimize iftira atırdılar. Dediler ki bu Mecnun'dur. Mecnun sözünün Arapça karşılığı yani bizimle karşılığı cinlenmiş demektir. İndiriyeleri bu plankesi cin vurup. Cinlenip, cinlendim. Esebleşmeye bizde cinlenme değiller. Niye göre? Çünkü insan esebleşende ağlı başından çıkıyor, ne danıştığını da bilmiyor. Ona göre cinlenmiş. Yani deri formasına düşmüş hala gelmiş olur. Diyelim ki mesela cin tepeme vurdu. Yani Azerbaycan dilinde de böyle ifadeler var. Onlar da peygamberimize iftira atırdılar. Dediler sihirbazdı, kahindi, özü yazır, insanların arasında nifak salır, ondan sonra cinlenmişti. O kadar bile sözler söylediler peygamberimize. Hüce Allah da buyurur ki andolsun batmakta olan uluza. Sizin yoldaşınız ne haktan azmış ne de yoldan çıkmıştır. O öz isteğiyle danışmır. Bu ona telgin edilen bir vehdir. Yani bu onun sözü değil. Bu Allah'ın kelamıdır. Bunu ona çok kuvvetli olan bakın bunu neyi? Vehi. Ona kime? Resulullah'a. Çok kuvvetli olan öğretti. Çok kuvvetli olan kimmiş? Gözle görünüşlü Cebrail. Kur'an-ı Kerim'e göre Cebrail'in bir özelliği bir de ki çok kuvvetliydi. O yükselip öz suretinde göründü. Bazı adamlar yanlış, hususen tesevvüf ehlinin bir kısmı burada Allah'ın, Resulullah'ın Allah'ı gördüğünü söylüyorlar. Ya burada Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı görmek mümkün mü? Peygamber Allah'ı göremiyor mu? Öyle bir şey olabilir mi? Açık aşker burada. Gözle bunu ona çok kuvvetli olan öğretti. O kuvvetli kimiymiş? Gözle görünüşlü Cebrail öğretti yani. O yükselip öz suretinde göründü. O en uca üfükteydi. Sonra Muhammed'e yakınlaştı, aşağı indi. O iki yay uzunluğunda, hatta ondan da yakın mesafedeydi. İki yay uzunluğu neydi? Bunu da diyeyim. Ereplerde eğer iki kabile birbirinden düşman idiyse, o iki kabile birbirinden barışanda bu kabilenin başçısıyla o kabilenin başçısı ikisinin okunu alırdılar. İkisinin okunu birbirine birleştirirdiler. Yani sizle kimse düşmendi. Barışırsınız. Barışık alameti nedir? O yayları alırsınız. Ok attığınız yayları. İki yayı birbirine birleştirirsiniz. Yani artık bu oklar birbirimize karşı çevrilmeyeceği anlamına başlıyor. Evveler ben size ok atırdım. Siz de bana ok atırdınız. İndi barışlık, barıştığımıza göre barışın alameti nedir? Mesela Azerbaycan'da kadınlar gelip yaylık atırlar iki dalaşanın arasında, öyle değil mi? Böyle bir adet var. O kadim Ereplerde de var o adet. Cahiliye döneminde İslam'a giderken Erepler arasında iki savaşan kabilelerin arasında kadınlar yaylığını atardılar. Kadınlar yaylığını atardıysa Erepler gelirdiler, o yaylığın yanına bir tane kılıncını takardılar, savaş dayanmış olurdu. Biri de bu dediğim iki yay kadar yakınlaşmak ne demekti? Onlar o düşme olan kabilelerin yaylarını o ellerinden alırdılar, ikisini birleştirdiler. Yani evveller birbirine tuşlanmış oklar, indi daha ikisi oku birleşmiştir. Yani biz daha birbirimizden savaşmayacağız. Buradan çıkan anlam ne olur? Yani iki yayın birbirine kadar yakın olduğu kadar Allah'ın Resulü o gece Cebrail'le yakın oldu. Yani Hüce Allah Cebrail'in peygambere yakın olduğunun yakınlığını göstermek için söylüyor. O en uca üfükteydi. Kim? Cebrail.
Sonra Muhammed'e yaxınlaşdı, aşağı indi. O iki yay uzunluğunda, hətta ondan da yaxın məsafədə idi. Sonra Allah öz quluna nazil edəcəyini vəhy etdi. Peyğəmbərin qəlbi gördüyünü yalan saymadı. Yəni nə gördü, sonra təsdiq elədi. İndi siz onunla gördüyü şey barədə mübahisə mi edirsiniz? Onu bir daha öz surətində enərkən gördü. Yəni Allahın təsbitinə görə Cəbrail'i, bu Quran ayəsidir, Quran bunu təsdiq edir, kiminsə beyninin məsulu deyil. Peyğəmbərimiz Cəbrail'i iki dəfə öz gerçək surətində görmüşdür. Peyğəmbərimizin hədisi də var, elə deyilmi? Xatırıcısı o hədisi deyir. Onun qanatları yeri və göyü əhatə eləmişdir. O qədər mühtəşəm bir şeydir ki, deyir, yeri və göyü əhatə eləmişdir onu. Yəni, o qədər yüzlü bir varlıq idi. Və burada da Allahın ayəsiylə təsdiq olunur ki, Peyğəmbərimiz onu iki dəfə öz şəklində görmüşdür. Bunu niyə görə belə söylüyoruz? Çünki Cəbrailin Peyğəmbərimizə gəlmə şəkilləri fərqlidir. Burada mən söyləyəcəm sizə, bəzən bir adam şəklində gəlir. Yəni Peyğəmbərimizin dövründə ən gözəl səhabələrdən birinin formasına düşür, o şəkildə gəlir durur Peyğəmbərin gözünün qabağında. Amma Peyğəmbərimiz gerçək Cəbraili görmüşmüdür? Peyğəmbər gerçək Cəbraili görmüşdür. Neçə dəfə görmüşdür? İki dəfə görmüşdür. Bunu Quran təsdiq edir yəni. İndi siz onunla gördüyü şey barəsində mübahisə mi edirsiniz? Onu bir daha öz surətində enərkən gördü, bir daha söylüyor. Son həddəki sidr ağacının yanında, məva bağı da onun yanındadır. O zaman sidr ağacını bürüyən bürümüşdü. Peyğəmbərin gözü yayınmadı və həddi aşmadı. O öz Rəbbinin ən böyük dəlillərindən bəzilərini gördü. İndi Cəbrail adlı bir mələk də Allahın ayələrindən, dəlillərindən biridir mi, biri deyil mi? Bunu mən sizə oxudum, 53-cü surədən oxudum. Əgər kimsə qeyd etmək istəyərsə, Nəcm surəsi, evdə baxmaq istəyərsə, 1-18-ci ayəsindədir. Peyğəmbərlərdən fərqli olaraq, bəşər övladı mələyi və mələkləri görə bilməz. Bizim mələk görmə imkanımız yoxdur. Burada bizim də içərimizdə olan bəzilərimiz Məkkənin üzərində mələyin telefona çəkilmiş şəklini mənə də göstərmək istəyirdi. Onlar hamısı cəfəngiyyatdır. Uydurmadır. Quran bunu təsbit etməz. Çünki bizim göz sistemimiz elə yaradılıb ki, biz onu görmə imkanına sahib deyil. Biz görmədiyimiz şey yox demək anlamına gəlməz. Siz bu binanın o üzündəki adamları bugün biz görmürük. Amma onların yox anlamına gəlməz ki onların. Mələyi biz görmürük. Peyğəmbərdən fərqli olaraq o qeyb alanıdır. Qeybə iman var imanın şərtləri içərisində. Qeybə, biz qeybə inanırıq. Qeyb nə deməkdir? İnsanın ağlının, təsəvvürünün və gözlərinin görməsinin mümkün olmayan şey deyirlər. Məsələn, cənnət qeybdir. Bizim cənnəti tanımamız və inanmamız yalnız Quranın verdiyi qədərdir. Biz Quran cənnəti necə təsvir edirsə o qədər. Ona görə mənim tövsiyəm budur ki, cənnətdir, cəhənnəmdir, belə şeylərdən danışanda Quranın danışdığından artıq bir şey söyləmək gərək yoxdur. Çünki biz onunla kifayətlənməmiz doğrudur. Niyə görə? Çünki o qeyb aləmidir. Allah nə qədər lazımsa məsləhətçisi o qədər də verib. Cənnətin özəlliklərini sahib, bizə də o qədərə yetər. Üç, deməli, mələyi biz insanların, Peyğəmbər gördü, mələyi adi insanların görmə imkanı yoxdur. O qeyb məsələsidir, qeybə daxildir. Amma mələklərə inanmaq bizim iman şərtimizin biridir. Elə deyil mi? Biz Allaha inanırıq, Peyğəmbərlərə inanırıq, kitablara inanırıq, o cümlədən mələklərə inanırıq. Mələklərə inanmaq, kim mələk yoxdur desə dindən çıxar. Cəbrail yalnız Həzrəti Muhammədə görünməmişdir. Həzrəti Luta görünmüşdür, Quranın təsbitidir. Həzrəti İbrahimə görünmüşdür, Həzrəti Məryəmə görünmüşdür. Bunların hamısının ailələrini seçdim. Amma heç olmasa bəzilərində sizə oxumaq istəyirəm ki, fikrimizi Quranla da biz təsdiq edək. Məsələn, 11-ci surəmiz var, Hud surəsi, 69-cu ayəsi var onun. Bismillahirrahmanirrahim. 69-cu surədə Uca Allah buyurur ki, elçilərimiz, yəni mələklərimiz, İbrahimə İsaqın doğulacağı vardə müjdə gətirdilər və dedilər, salam dedilər. İbrahim bilirsiniz ki, uzun illər övlad olmuyor.
Bəzi mənbələr övladının 80 yaşında, bəziləri 90, hətta 120 yaş deyənlər də var. Amma bu yaş önəmli deyil. Amma qoca olduğu Quranla təsbitdir. Çünki özünün qoca olduğu, yəni yaşının çox irəlilədiyi bildir burada. Amma mələk ona yaxınlaşır və elçilərimiz İbrahimə İshaqın doğulacağı vardı, müjdə getirdilər və salam dedilər. O da salam dedi və dərhal gedib qızardılmış bir buzov getirdi. Yəni, xoş xəbər olsun deyə, onların əslində kim olduğunu əvvəlcədə tanımır, sevincim bu şəkildə ifadə eləmiş olur. Eyni surənin 77-ci ayəsi var, əziz dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elçilərimiz Lutun yanına gəldikdə onlara görə kədərləndi, ürəyi sıxıldı və bu çox çətin bir gündür dedi. Bu da həmən sonra Hud surəsi 77-ci ayədir. Elçilərimiz Lutun yanına gəldi, mələklər yəni. Onlara görə kədərləndi. Lut onlara görə. Niyə görə? Lut qövmünün belə bir iğrenç adəti olduğunu bilirsiniz. Lut qövmündə indiki eşcinsəllik deyir Türklər. Yəni, kişi ilə kişilərin münasibət qurması, qadınlarla qadınların münasibət qurması. Bu da Lut niyə görə onlara görə narahat oldu? Lut bunların başına bu cür bir iğrenç iş gələcəyindən qorxdu yəni. Elçilərimiz Lutun yanına gəldikdə onlara görə kədərləndi. Ürəyi sıxıldı və bu çox çətin bir gündür deyə söyledi. Narahat oldu. Bu da həmin surənin 77-ci ayəsindədir. Və yaxud bizim, deməli, 19-cu surəmiz var. Məryəm surəsi, bilirsiniz. Orada da mən 17-ci, hamısını oxumaq imkanım yoxdur. Məryəm surəsi 19-cu surədə, onun 17-ci surədə. Bismillahirrahmanirrahim. Və ibadət vaxtı onlardan gizlənmək üçün pərdə tutmuşdu. Yəni, kitabda Məryəmi də yada sal söylüyür. Əvvəlim ki, oxum qaydın olsun. O zaman o ailəsindən ayrılıb şərq tərəfində olan bir yerə çəkilmişdi və ibadət vaxtı onlardan gizlənmək üçün pərdə tutmuşdu. Biz öz ruhumuzu, Cəbraili, Cəbrailin 5 adı var Quranda, onları da məsələyəcəm, onun yanına göndərdik. O, Məryəmin qarşısında kamil bir insan surətində peydə oldu. Bax, Məryəmə insan surətində peydə oldu, yəni göründü. Məryəm dedi, mən səndən mərhəmətli Allaha sığınıram, əgər müttəqisənsə mənə toxunma. Yəni, Məryəm qorxdu ki, bu bir kişi sinasında görünüb. Mələk dedi, mən sənə ancaq pak bir oğlan bəxş etmək üçün Rəbbimin elçisiyəm. Beləcə, Məryəm surəsində burada davam edir. Yəni, 19-cu surənin 17-ci və 19-cu ayələrində oxumuş oldum sizə. Sonra yenə 15-ci surəmiz var bizim. Hicr surəsi. Bismillahirrahmanirrahim. Orada da söylüyor ki, 51-ci ayədə onlara İbrahim'in qonaqları barəsində xəbər verir. İbrahim'in qonaqları, yəni gələn mələklər, qısacasını söyləyim. Ya da 68-ci ayəsi də var onun. Lut dedi, bunlar mənim qonaqlarımdır, mənə biabır etməyin. Yəni, Lutun qövmü gəlir bunlara yaxınlaşır. Lut da onlara deyir ki, ey mənim qövmü, bunlar mənim qonaqlarımdır. Hələ Lut da bilmir kim bunlar. Deyir, mənim qonaqlarımda onlara toxunmuyor. Yəni, buradan çox ayələr oxuya bilərəm. Burada təsəvvür, yaratmaq istədiyim təsəvvür nədir? Cəbrail Allahın vəhmələyidir. Bu vəhmələy sadəcə Peyğəmbərə gələn vəhmələy deyil. Peyğəmbər bütün vəhmələyin adı üstündədir. Vəhmələy bütün və Peyğəmbərlərə və bütün vəhləri Cəbrail gətirmişdir. Peyğəmbərimiz onu müxtəlif şəkillərdə görmüşdür. İki dəfə öz simasında görmüşdür. Amma Cəbrail sadəcə bizim Peyğəmbərimizə deyil, Həzrəti Luta da, Həzrəti İbrahimə də, Həzrəti Məryəmə də görünmüşdür. Təbii ki, o biri Peyğəmbərlərə də görünmüşdür. Bunun anlamı budur, əziz dostlar. İlk dəfə gəldiyi yer Ələq surəsidir. Qur'an-ı Kerim'in nazil olan bütün alimlerin müttefik olarak ittifak ettikleri, yani fikir ayrılığı olmadığı söz budur ki, Qur'an-ı Kerim'den nazil olan ilk ayeler Elek suresinin ilk 5 ayesinde bilirsiniz. O meşhur İkra bismi rabbikellezi halak halakal insane min elek. O ilk getirdiği anlamda Elek suresinin ilk 1-5. ayelerini getirmiştir burada. Cəbrailin Qur'an-ı Kerim'də, məsələn, oxumağa vaxtımız yoxdur, yerindəyirəm. 26-cı surə, Şura surəsinin 193-cü ayəsi. 26-cı surə, Şura surəsinin 193-cü ayəsinə görə Cəbrailin Allahın verdiyi adlarından biri də Ər-Ruhul Əmindir. Bir ad oldu Cəbrail. Cəbrail sözündə nə qədər dəhşətli versiyalar olduğunu mən sizə söylədim. Bir ad da Ər-Ruhul Əmindir. Əmin bilirsiniz ki, əmin olmaq. Güven sözü de oradandır.
emin olmak, arxain olmak, korkulardan kurtulmak mənasına gelir. Ona göre er-ruhul emin, emin olan ruh, güç mənasını verir burada. Nehl suresi var, Kur'an-ı Kerim'in 16. suresidir. Nehl suresinin 16. surenin 102. ayesine göre Cebrail'in bir adı da er-ruhul kudüstü. Ayeni okumaya vaktimiz yoktu. Bir de tekrar edelim. Şura suresinin 26. surenin 193. ayesine göre Cebrail'in bir adı da er-ruhul emindir. Nehl suresi 16. surenin 102. ayesine göre Cebrail'in bir adı da er-ruhul kudüstü. Kur'an-ı Kerim'de toplasak bir yere hem Cebrail adı var, hem ruh adı var, hem Resul adı var, hem ruhul er-ruhul emin adı var, hem de er-ruhul kudüs adı var. Yani 5 adı var. İsterseniz bir de diyeyim. Cebrail adı 1, er-ruhul emin 2, er-ruhul kudüs 3, ruh 4, Resul 5. Resul da elçidir. Yani biz aşağıda da okuyacağız. Resul diyende, Allah'ın Resulları diyende sadece insanlar, yani peygamberler nezarda tutulur. Allah'ın elçileri sırasında melekler de var yani. Cebrail sözünün Cebra'dan türediğini söyleyen alimler de var. Onlar Cebra sözünün güç anlamına geldiğini söylüyorlar. İli de Allah sözünün manasına koyanda Allah'ın gücü olmuş anlamına gelir. Ya da Allah'ın yenilmez gücü, megamı büyüğü olan manasına gelir. Bakın, Allah'ın kulu manası var tercüme etsek. Allah'ın kulu, Allah'ın gücü, Allah'ın yenilmez gücü. Yani hiçbir kuvve Cebrail'e mağlup edilmez. Ya da ki megamı çok büyük olan manası var. Veyahut Cebrail'in İbranice, muasir Yahudi dilinin evvelki adı İbrani dili. Bugün de İbrani dili değiller, İvrit de değiller. Cebrail'in İbranice adının tercümesi Allah'ın kulu demekti. Böyle bir anlamı da var. İbn Abbas'a göre Allah'ın kulu manası var. İki defa göründü peygamberimize. Bundan sonra Hira'da, sonra Miraç'ta göründüğünü söylüyor. Sidret-i Münteha'da. Sonra muhtelif şekillerde peygamberimize göründüğünü söylüyor. Mesela en çok göründüğü şekillerden biri Dihyetül Kelbi adlı peygamberin bir sahabesi var. Onun donuna girdi bile diyebilir. Dihyetül Kelbi adlı peygamberin bir sahabesi var idi. Çok yaraşıklı, güzel, ağıllı, imanlı bir sahabe olduğu söylenilir. Bazen Cebrail onun formasında peygamberimize görünürdü. Peygamberimiz Cebrail'den vehy alarken çok sıkıntı çektiği söylenir. Bu hadislerle de sabitti. Mesela peygamberimiz diyor ki bazen bir ağrı vızıltısı gibi ses işitirim. Bakın bir ağrı vızıltısı, söz demir, ağrı vızıltısı gibi ses işitirim. Bazen bir şey kalbime nazil oluyor. Peygamber vehkerende peygamberimizin yere uzandığını, çok terlediğini, hatta kışın soğuğunda bile çok ter, alnından damla damla ter töküldüğünü, titrediğini, çok ağırlaştığını, eğer peygamberimiz vehiy muhtelif şekillerde alır. Mesela peygamberimiz devenin üzerinde vehy alanda deve dizlerine kadar kuma girmiş olur. Bir sahabi söylüyor ki peygamberimizle bir mecliste otururduk. Peygamberin mübarek dizi benim dizimin üzerindeydi. Birden dizimin az kala kırılacağını hissettim. Peygamberimize döndüm, gördüm ki peygamber vehy alma şeklindeydi. Yani vehy alarken o kadar ağırlık var idi ki eğer o peygamberin dizi dizimin üzerinde olmasaydı bağırardım. Yani vehy alma şekli bir gayradi bir şeydi. Yani çetin bir peygamberin hususi bir formada onu aldığı bütün kaynaklarda mealumdu. Ve peygamberimiz aldığı her ayende yadda saklamak da Allah'ın vaadi. Peygamberimiz evvelki dövrlerde vehy alarken telessir, tesliz onu tekrar edilir. Sonra bir ayet nazil edilir. Allah buyurur ki ey Muhammed sen onu tekrar elemeye telessir. Sen de neden öğren? Onu senin kalbine nazil eden onu senin yaddaşına da saklayacak yani. Peygamberimiz her yıl bir defa Ramazan ayında Cebrail'e o anda, o dövre kadar gelen Kur'an ayetlerinin hepsini tekrar ettirirdi. Yani Cebrail gelirdi, Peygamberimiz de ona bütün ayetleri tekrar edirdi. Peygamberimizin vefat ilinde Cebrail'in iki defa bunu tekrar ettiğini söylenir. Peygamberimizin vaktinin geldiğini anladığı anlaşılır burada. Yani Peygamber anlıyor ki vakti yakınlaşmıştır. Çünkü Allah'ın meleği bunu... Ona göre de bu siz mesela Ramazan ayında, hususen bu Türkiye'de çok geniş yayılıyor. Ramazan ayında bir hatim merasimi olur. Mesela mescitlerde Kur'an okuyurlar, herkes de onlara kulak asır. Ya da herkes Ramazan ayında Kur'an'ı bir baştan ayağa hatmetmeyi isteyir. Bu enenenin sebebi de budur.
Yani neden, hardan gelir, kaynağıdır budur. Çünkü Cebrail her yıl Ramazan ayında gelirdi. Peygamberimiz de o vehyi, elde olan vehyi Cebrail'e sabit şekilde tekrar ediyordu. Uca Allah buyurur ki ona düşman, burada ayette ne söylüyordu? Cebrail'e düşmanlıktan söhbet ediyordu. Uca Allah buyurur ki ona düşman olanlar Allah'a düşman olurlar. Yani Bekere suresinin 97 ve 98. ayetlerine göre kim Cebrail'e düşmendirse o aynı zamanda Allah da onun düşmanı olur. Saymış olur. Burada bu ayenin nazil olma sebebini de size okuyayım. Belki bununla yoruldunuz mu, yorulmadınız mı, vaktimiz ne kadardı? En azından niye nazil oldu bu? Neden Cebrail'i bunlar düşman hesap edildi? Bu Teberi'nin tefsirindendi. Birinci cildi. Teberi tefsirinin bir özelliği budur ki Teberi elde olan bütün malumatları hamsını topluyor buraya. Yani muhteşem bir iş görüyor. Allah onlara razı olsun. Bugün o dönemde kim ne dedi, bezi dedi. Bunun bazıları rivayetti, bazıları yanlış da olabilir. Ama bizim için o dönemi tesevvürlemek için inanılmaz bir şeydir. Teberi diyor ki bu ayet niye nazil oldu? Neden Uca Allah Cebrail'e düşman olmuyor? Cebrail'e düşman olan Allah'ın düşmenidir söyledi. Neden Yahudiler Cebrail'i özlerine düşman hesap edilir? Teberi buyurur ki bir gün Yahudilerden bir topluluk Resulullah'a geldi. Resulullah'ın yanına geldi. Ben Türkçesini okuyorum. Ona ey Ebul Kasım, yani ey Kasım'ın atası. Arapların müracaat şekli buydu. Atanı oğlun adıyla değiller. Ebul Kasım. Sana peygamber olmanın bile olmayanın bilemeyeceği bazı meselelerle bağlı suallar soracak. Yani bunların kalbinde şüphe var. Yani subut edilmeye çalıştılar ki bu peygamber değil. Onun yanına, peygamberin yanına geldiler. Dediler ki ey Ebul Kasım, sana peygamber olmayanın hiç vakit bilmeyeceği bazı meseleler soracak, suallar soracak. Sen onları bize bildir. Yani eğer Allah'ın Resulü olduğunu iddia edersiniz de bunları sen bilmezsin, demelisin dedi. Resulullah cevap verdi. Dilediğinizi, isteğinizi soruşun. Ancak siz mene Allah'a şahit tutarak and için ki ve Yakub'un oğullarından aldığı ehdi verin ki, yani Yakub peygamber oğullarından nece ki ehd almıştı ki mene bu Yusuf'a tokunmayacaksınız. Oğulların deyir ehdi kimi mene ehd verin ki, söz verin ki, eğer ben sizlere sorduğunuz suallara doğru olduğunu bildiğiniz şeyleri söyleyecek olsam, yani sizin suallarınıza doğru, onlar özleri sorulacağını bilirler. Çünkü onlar kitaplara var ellerinde. Peygamber de buyurur ki, eğer siz de bana söz verin, vaat verin, and için Allah'a şahit tutun ki, eğer ben sizin suallarınıza doğru cevap versem, onda Müslüman olmakta mutlak mene tabir olacaksınız. Yani peygamber şart koyur. Siz suallarınızı vereceksiniz, ben de suallarınıza cevap vereceğim. Eğer benim cevaplarım doğru olsa siz İslam'a gireceksiniz. Yahudiler, sana bu sözü veririz dediler. Sana bu sözü veririz dediler. Resulullah, indi dilediğinizi soruşun dedi. Yahudiler, sana soruşacağımız 4 tane mesele var. Tevrat emmeden önce Yakub'un özüne haram kıldığı yemek hansıdır? Birinci sualları budur. Bu Teberi'nin naklidir. Yani bu ayet niye nazil oldu? Biz nazil de bile de bilirsiniz ki Kur'an-ı Kerim'in ayelerinin inmesine biz nüzul sebebi deyirik. Peygamberin hadislerinin değilmesinin de sebebi de biz vurud sebebi deyirik. Yani mesela biz bütün ayelerin nüzul sebebini bilmedik. Ama Kur'an'ın nüzul sebebini bilirik. Kur'an'ın nüzul sebebi insanı hoşbakt etmeye. Ama ayeler var ki onların nüzul sebebi belli. Bir hadise başlıyor, o hadisenin üzerine bir ayet nazil olur. Ona deyirler nüzul sebebi. Nüzul, Arapça nezele inmek demektir. Yani iniş sebebi. Nüzul sebebi bu demektir. Nüzul, yani iniş sebebi. Niye bu ayet indi? Tevrat, emmeden önce Yakub'un özüne haram kıldığı yemek hansıdır? Söyle bize, erkeğin menisiyle, yani spermasıyla kadının menisi arasında farkı nedir? Böyle bir soru soruşurlar. O sudan, yani o insanın emele geldiği sudan erkek uşak nece emele gelir? Peygamber'e sordular, ikinci soru budur. Yine söyle bize, ümmi olan peygamberin meleklerden velisi en yakın dostu kimdir? Ümmi olan peygamberin meleklerden velisi, veli yani en yakın, koruyan demedi kimdir dediler. Resulullah, demeli 4 tane sual oldu da, biri o Yakub'un
haram kıldığı yemek, biri kadın kişi tohumlarının fərqi, birinci o tohumlar, üçüncü onlardan o erkek uşağın necə mələ gəlməsi, dördüncüsü də ümmi peyğəmbərə mələklərdən hansının daha yaxın olduğunu soruşurlar. Resulullah, əgər mən sizə bu şeyləri bildirəcək olsam, mənə uyacağınıza dair Allah'a əhd və misaq edər misiniz? Yəni, siz Allah'a and içirmişsinizmi ki, mən bu suallara doğru cavab versəm, müsəlman olacaqsınız? Kəsin, yəni qəti söz verirsinizmi dedi. Onlar da Resulullahın istədiyi qədər əhdi müsələ bulundular. Yəni onlar əvvəlcədən düşünürlər ki, bu peyğəmbər deyil, bu suallara da cavab verə bilməyəcək. Ona görə də qəti söz verirlər. Sizə sənə söz verir ki. Resulullah Musa Tövratı indirən Allah haqqı üçün Musaya Tövratı indirən Allah'a and olsun ki, söyləyin mənə Yaqubun ağır bir şəkildə xəstələndiyini, xəstəliyinin uzun sürdüyünü, bu yüzdən Allah'a yemin edərək, əgər Allah onu bu xəstəlikdən qurtaracaq olarsa, yiyəcəklərin və içəcəklərin ən sevimli olanı özünə yasaklayacağına dair bir adakta bulunduğunu, Yaqubun yiyəcəklərin ən sevimlisinin dəvə əti olduğunu, içəcəklərin də ən sevimlisinin dəvə südü olduğunu bilir misiniz? Birinci sualların cevabı oldu. Peygamber deyir ki, Yaqub hastalandı, Allah'a söz verirdi. Onun en sevimli yemeği neydi? Deve eti. En sevimli neyi içerirdi? Deve sütü içerirdi. Onlar dediler, Allah için böyle doğru deyirsin. Yani birinci sualın cevabını doğru dediler. Resulullah tekrar soruştu. Musa'ya Tövrat'ı indiren Allah hakkı için söyleyin bana. Sizler erkeğin, yani kişinin spermasının rengini söylüyor burada. Kadınların da özelliğini söylüyor. O sualın da doğru cevabını verir. Yani kısacası böyle söylüyor onlara. Ve sonra da diyor ki bu sulardan, yani kadındaki tohumlardan ya da kişilerdeki tohumlardan hansı diğerine galip gelirse uşağın Allah'ın izniyle onun cinsinden ve benzerinden olduğu, eğer kişinin suyunun kadının suyuna galip gelirse Allah'ın izniyle uşağın da kişi, yani oğlan uşağı olduğunu, eksi olarsa da Allah'ın izniyle kız olacağını bilirsiniz mi? Yahudiler Allah için bilirik. Yani doğru söyledi, söylediler. Resulullah buyurdu. Ey Allah'ım sen bunlara şahit ol. Yine Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah hakkı için söyleyin bana. Sizler bu ümmi peygamberin gözlerinin uyduğunu, kalbinin ise uyumadığını bilmirsiniz mi? Yani peygamberimizin bir hadisi de var. Benim gözlerim yatar ama kalbim yatmaz söylüyor. Dediler Yahudiler Allah için doğrudan da bilirik dediler. Resulullah buyurdu, ey Allah'ım sen şahit ol Yahudiler, indi sen meleklerin kimin senin samimi dostu olduğunu söyle. Yani o soruların hamısını halletmiş, gelmiş meleklere çatmış indi. Bu ayede bununla bağlanmaz olur. İşte o zaman, yani o zaman seninle beraber oluruk ve senden ya da senden ayrılarak dediler. Resulullah böyle buyurdu, şüphesiz ki benim meleklerden en yakın dostum Cebrail'dir. Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki onun yakın dostu Cebrail olmamış olsun. Yani buradan da biz Kur'an'ın tasdik ettiğini tasdik etmiş oluruz ki bütün peygamberlere vahiy getiren bir melek var. O meleğin adı Cebrail'di. Yahudiler dediler, ah o melek hususunda onunla bağlı senden ayrılır. Eğer senin meleklerden olan dostun ondan başka birisi olsaydı elbette ki sana tabi olar ve seni tasdik ederdik dediler. Resulullah, sizin Cebrail'i tasdik etmenizden mani olan nedir dedi. Onlar da o bizim düşmanımızdır dediler. Məhz bunun üzerine Aziz ve Celal olan Allah de ki kim Cebrail'in düşmanı ise bilsin ki kesmiş kitapları tasdik eden müminler için bir hidayet ve müjde olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine o indirmiş ayetini ve bundan sonra gelen 4 ayeti nazil etti. İşte o zaman Yahudiler gazap üstüne gazap uğradılar. İndi aziz dostlar, bir neçe şey dediğim bununla bağlı. Bazı kaynaklara göre bu Kur'an'da da var, nurdan yaratılır melekler. Bazı kaynaklara göre Cebrail en son ölecek varlıktı ve ilk dirileceğin varlıktı. Bazı kaynaklara göre erşi taşıyan meleklerden biriydi. Bazı kaynaklar, bunlar rivayetti. Yani bunu bizim Kur'an'la tasdik etme imkanımız yok. Bazılarına göre megami 7. kat göğüydü, Sidretil Müntehani yanındadı. İndi en önemli olan budur ki, bu İsrailoğulların Cebrail'e düşman olmasının kaynaklara göre 3 tane sebebi var. Bu ayeni Allah neye göre nazil etti? Buradan da birinci budur. Onlar değiller ki güya onların tesevvürüne göre. O dönürde Yahudilerin bir krallığı olur. Mühteşem bir krallığı olur. Yahudi devlet, mühteşem Yahudi devleti olur.
Ve o krallığın yıkılmasında Cebrail'in de rolü olur. Özlerinin uyduğu bir sebep olur. Veyahut o krallığın yıkılması haberini, o pis haberi, o bad haberi, o kara haberi o çattırır. Nece ki insanlar kara haber çattıranı, bad haber çattıranı sevmezler. Birini o bad haber çattırdığına göre ya da ki o krallığın yıkılmasında rol olduğuna göre bunlar onu sevmirler. İkinci en büyük sebep oldu ki Cebrail Muhammed'e de mesaj getirmiştir. Onlar Hazreti Muhammed'e o kadar nefret edirler ki bu İsrailoğullarının olmadığına göre, Arap olduğuna göre, Cebrail de buna vehk getirdiğine göre, peygambere göre meleğe de nefret edirler. Sen niye buna vehk getirmişsin? Onların düşüncesine göre peygamberler ancak İsrailoğulları olabilirdi. Cebrail de vehyi peygamberimize getirmeyle onun peygamberliği ilan olduğuna göre onlar ne peygamberi, ne ona gelen kitabı, ne de meleği sevmediler. 3. O Kur'an'ı getirdiğine göre Cebrail'i sevmediler. Çünkü bu Kur'an onların yanlışlarının hepsini ifşa eyledi. Yahudilerin ne kadar azgın ve sapkın olduğunu gösterdi. Aynı zamanda bu Kur'an onların kitabın ayelerini nece tehrif ettiklerini, aynı zamanda bu İsrailoğullarının Tevrat'ın ayelerini nece gizlediğini, aynı zamanda bu Cebrail vasıtasıyla gelen kitap İsrailoğullarının tehcih Hazreti Muhammed'e değil, aynı zamanda Musa'ya karşı ne kadar pisliği elinde ortaya koydu. Bu saydığım, yani bu tefsir alimlerinin ortaya koyduğu sebeplere göre onlar ne dediler? Cebrail'i asla kabul etmediler. Bir hadis de okuyayım size. Peygamberimiz buyurur ki, kim benim bir dostuma düşmenliği ederse, mene savaş ilan etmiş olur. Allah'ın adından anlaşır. Kim benim bir dostuma düşmenliği ederse, mene savaş ilan etmiş olur. Bunun için Cebrail'e düşmenliği edenler Allah'ın gazabına gelmiş olacak. Yani Cebrail de Allah'ın dostluğuna göre de kim Cebrail'e düşman ise ona düşman olmuş olacak. Yahudiler derler ki o bizim düşmanımızdır. Sonra ne dediler bak Cebrail hakkında? Bizim düşmanımızdır. O savaş meleğidir. İkinci özel. O katleden meleğidir. İsrail olanı katletmiştir. O azap meleğidir. O kan getirir. Felaket getirir. Eğer sana, onların düşüncesi biledir. En güzel melek Mikail'di. O rahmet meleğiydi. O bolluk meleğiydi. O yağış meleğiydi. Eğer o bolluk, yağış, rahmet, bereket meleği olan Mikail sana bunu getirseydi biz de sana inanmış olardık. Bu da bir hadisti. Ahmet bin Hanbel'den götürmüşüm bunu. Müsned'de 1. cilt 270'lerinde. Onlar derler ki Cebrail azap meleğiydi. Allah da bunları reddedir. Uca Allah buyurur ki o özünden bir şey getirmedi. Buradan indi aydın olur mu ki neye göre Uca Allah buyurur ki Cebrail özünden bir şey getirmedi. Sen Cebrail kimdi? Cebrail elçiydi. Elçinin görevi vesvesi neydi? Elçi elçisi olduğu varlığın sözünü size çattırar. Elçinin dediği söz elçinin değil ki. Yani Cebrail demek istiyor ki Cebrail'in burada günahı ne? Cebrail kimdi ki? Cebrail'in getirdiği söz Cebrail'in değil ki. Cebrail'in getirdiği söz Allah'ındır demek istiyor. Bir kusura uğruyum bu ayeti tamamlamış olayım. Müşrikler, aziz dostlar, meleklere Allah'ın kızları değildir. Bu Kur'an ayetine sabitti. Ama buradaki kız bizim başa düştüğümüz kız manasında değil. Buradaki kız arvat manasında. Müşrikler, inanmayanlar, şerik koşanlar değildiler ki melekler Allah'ın kızlarıdır. Melekler Allah'ın kızlarıydı, yani melekler Allah'ın arvatlarıydı. Hatta dediler ki yaz feslinde bu meleklerini geçirir Allah, kış feslinde bu meleklerini geçirir Allah. Niye göre onlara hediyeler verirler? Onlar dediler ki bir kişinin kalbine en yakın yol tapmak için onun hanımının kalbine yol tapmak lazımdır. Hanımına hediyeler vererek, hanımına hediyeler alar, hanımı da gider bu hediyelerinden sonra kişini yola getirer, Allah da bize rahmetir. Tesevvürleri bundan ibaret edildi bana. Ona göre dediler ki melekler Allah'ın kızlarıdır. Hatta bazı menbeler dediler ki İsrailoğulları Kur'an'ı getirdiği için Cebrail'i sürdüler. Allah da buyurur ki o Tevrat'ı da getirmiştir. Kur'an ve Tevrat ikisi birbirini tasdik ediyor. Ve Uca Allah buyurur ki bu ayede ey İsrailoğulları siz yolunuzdan azmışsınız. Siz yani ona Vehmele'ye Mikail getirdi, Cebrail getirdi. Bunlar ama sizin uydurmalarınızdır. Ve Kur'an'ın tarifini verir burada. Kur'an kim olur sizin için? Kur'an bir, sizin kitabınızı da tasdik ediyor.
Musa'nı da tesdik edilir, Tevrat tesdik edilir. Bir, iki, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Kur'an ne Cebrail'in kitabıdır ne de Resulullah'ın kitabıdır. Bunun altından xətt çəkilir. Kur'an ne Peygamberin sözüdür, ne Cebrail'in sözüdür. Cebrail ancaq əmrlə yüklənmiş bir mələkdir. Allah ona neyi əmr edərsa onu gedir. Cebrail'in işi bir de nedir? Vəhi alacaq, Peygamber'e çatdıracaq. Peygamber'e çatmış vəhin taleyi ne olacaq? Peygamber'in de işi, Resulü orada başlayır. Peygamber'in de işi Cebrail vasitəsilə Allah'tan aldığı kelamı sizə, bizə çatdıracaq. Ki çatdırmışdır. Yəni Resulluq görevini, vəzifəsini yerinə yetirmişdir. Sonra Uca Allah bu ayda buyurmuş olur ki, o sizin hidayet rehberinizdir, o sizin müjde kaynağınızdır. Uca Allah bu ayda buyurur ki, bütün kitapların kaynağı eynidir. Yani kitapların kaynağı eynidir, yani Allah'tır anlamına gelir. Sonra burada daha ne çıkabilir aziz dostlar? Allah kime doğru yol gösterir sualının cevabı var bu ayda. Allah müminlere doğru yol gösterir. Ve nihayet onun rehberliğini kabul edenleri müjdele. Kimi müjdeleyecek biz? Kim Allah'ın rehberliğini kabul ederse onu müjdeleyeceksiniz. Vahyin nazil olduğu yer bu aya göre Peygamberimizin kalbidir. Kalp ona göre bu kadar önemli bir yerdir. Öyle değil mi? Kalbinizin sultanı Allah olsa ahiretiniz de bu dünyanızda bayram olur yani. Bizim de Peygamberin kalbine Cebrail onu nazil etti. Bu ayeler de bizim kalbimize bir nazil olsun. Yani manası anlaşılsın. Vahyin ilk nazil olduğu gece biz Kadir gecesi diyoruz. Daha doğrusu Allah bunu diyor. Kadir gecesi, Kadir kıymet gecesi. Öyle değil mi? Kadir suresi var. Ramazan ayında inşallah onları okuyacağım. O bir ayenin nazil olduğu geceye ne diyor? Min ilden daha hayırlı söylüyor. Tahminen 82 il ilgili olur. Yani bir insanın kalbine bir aya nazil olarsa, Kur'an nazil olarsa, Allah'a göre ömrün bereketi uzunluğuna göre değil. 80 yıl, 100 yıl yaşamak değil. Allah buyurur ki bir ayenin nazil olduğu gece, bir gece 1000 ilden daha hayırlıdır. Yani bunun anlamı budur. Kalbinde Allah'ın kitabı olan bir insanın ömrü 1000 yıl kadar bereketlidir. Ömrün bereketi uzunluğuna göre değil. Yani uzun ömrü yaşamayın anlamına gelmez bu. Uzun ve bereketli ömrünüz olsun diye size dua ederim. Ama bilmemiz de lazımdı ki bir insanın ömrünün bereketi o kalbini Allah'a teslim etmesi giderdi. Bir insan 30 yıl, 35 yıl, 40 yıl yaşayıp çok bereketli bir ömür sürmüş olabilir. Peygamberlerin içerisinde yaş farkları var. Mesela Peygamberimizin ölüm yaşı 63'tür. Ama 80 yıl, 100 yıl, 950 yıl yaşayan peygamber var. Yani Nuh 1050 yıl az yaşadı diye Kur'an. Bazı alimler bunun mecaz olduğunu söylüyor. Bazı alimler herhalde fakat budur ki Allah bile söylüyor. Kaynaklardan elimizde var ki 120 yaşında peygamber var, 80 yaşında peygamber var, 100 yaşında peygamber var, 70 yaşında peygamber var. Ama peygamberimizin yaşının da 63 olduğunu da bilirik. Kim uzun yaşadı, bereketli yaşadı anlamına gelmez asla. Ve İsrail oğullarına da bütün insanlara demiş olur ki, nazil eden Allah'tır, Cebrail'i suslamakta hiçbir hakkınız yoktu. Cebrail'e düşman olanlar Allah'a düşmenlerdi. Aslında Cebrail'i inkar edenler neyi inkar etmiş olur? Allah'ı inkar etmiş olur. Cebrail bile değil behane. Bugün Resulullah'a iftira atanlar, peygambersiz din ortaya atanlar da aslında Allah'ın düşmenleridir. Allah'ın nur dediği, kerim peygamber dediği, Allah'ına ve Resuluna itaat edin ki Allah da size rahmetsin diye ayet gönderdi bir peygamberi. Sen nece inkar edebilirsin? İmanımızın şartının içerisinde koyduğu bir peygamberi sen nece dinden çıkarabilirsin? Bu ne sapık inançtır? Allah hiç kimi azdırmaz aziz dostlar. Allah asla zalim olabilmez. Allah azmak isteyen azdırır. Uca Allah bizi her zaman hidayet üzerinde olanlardan etsin. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı bir yaz yağışı kimi kalbinize yağsın. Ailenize sevinç getirsin, nur getirsin, bereket getirsin. Evlerinizden namaz sesi işitilsin, azan sesi işitilsin, Kur'an sesi işitilsin. Körpelerinizin kulaklarına azan okuyun, igame okuyun. Onları İslam'ın nuruyla büyüdün. Yetimleri, mezunları, kimsesizleri unutmayın. Onların kapısını çalın ki Allah da sizin kapısını açsın.
Dara düşende El Fettah diye Allah'a. Peygamberimiz buyurmuş ki Allah'a güzel isimleriyle dua edin. Bakın Allah'a yakınlaşmanın üç tane yolu var dostlar. Dördüncü yol yoktu. Birinci yol duadı. Yakın olmak bilirsiniz. Fiziki manada değil. Yani menen yakın olmak. Allah bir yerde değil ki bize yakınlaşacak. Allah'ın cismi olmaz. Allah'ın mekanı olmaz. Allah'a yakınlaşmak diyende biz menevi değer bakımından yakın olmak anlamına zeyrettir. Bir kohumunuz, bir sevdiğiniz bir insan Amerika'da yaşayabilir ama size en yakın adam olabilir. Bir insan sizinle aynı evde kalabilir ama en nefret ettiği adam olabilir. Dili yansa birisiken su da vermezsiniz. Çünkü kalbinde o sevgi yoktur. Yakınlık mesafe değil. Ona göre Peygamberimiz buyurur ki Allah'a yakınlaşmanın yolunun biri duadır. Siz Allah'a dua ederken Allah'ın güzel adlarıyla dua edin. Çünkü biz Allah'ın adı, Allah'a yalnız Allah'ın adlarıyla danışırız. Ruzi sıkıntısına düşmüşsünüzse, çörek probleminiz varsa, ruziniz azalıpsa Allah'ın Er-Rezzak ismini ona dua edin. Ey Rezzak olan Allah, ey yarattığı her şeyin ruzisini yaradan Allah, ey her an yaradan Allah, ey ruzisi tükenmeyen Allah, senden ruzi isteyelim. Dara düşmüşsense, çıkmaya bir yolun yoksa, ey Fettah olan Allah, ey düğünleri açan, bağlı kapıları açan, açtığı kapını hiç kimin bağlayabilmeyeceği Allah diye yolda müracaat edin ona. Hastalığa düşer olmuşsunuz, terfenme imkanınız yoktu. Eşşafi ismiyle müracaat edin ona. Kalbinizin merhamet eksilip, rehmin gelmesini istiyorsunuz. Er-Rehman ismiyle, günaha girdiniz, Tevvab ismiyle, Gaffar ismiyle, Rauf ismiyle ona yönelin. Allah'a yani yakınlaşmanın yolunun biri duadı. İkinci Esma-ül Hüsna'dı. Aydınlık. Üçüncü de salih emellerdi. İnsanı Allah'a yakınlaştıran en mühim şeyin biri salih emel. Her emeliniz sizi Allah'a yakınlaştırır. Allah bizi Allah'ı doğru tanıyanlardan, uca Allah'ın adlar, güzel adlarıyla ona yalvaranlardan, dua edenlerden, Esma-i Hüsna'nı bilenlerden, salih emel sahibi olup Allah'a yakınlaşmak isteyen kullarından etsin. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı sizin üzeriniz olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.